Teşekkür ederim hocam. Sayın Bayanlar, Baylar, Cumhuriyet Halk Partisi'nden köy muhtarlarım, komisyon başkanlarım, oda başkanlarım, destektaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi aday adayı olarak 18 Şubat'ta genel başkanımın bir sözü var. 7 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacaktır dedi. Basında çıktı. Herkes görmüştü. 2010'dan beri genel başkanlığa geldiğinden beri yükselen o Ecevit umudu şimdi yeşermekte. Trakya'mız için, Anadolu için biraz uzun zaman alacak ama 2 ay içinde sesim geliyor mu? 2 ay içinde bunu tamamlayacak partimiz diye düşünüyorum ben. Bu nedenle birincisi bu durum, ikincisi partimiz Türkiye'de cumhuriyeti kuran, demokrasiyi getiren parti. Demokrasiyi getiren partinin ilk önce içinde, kendi içinde demokrasiyi gerçekleştirmesi ve tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesinde adım atması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle partimiz toplantısında büyük bir oranda üyelerle ön seçim, hakim denetiminde üyelerle ön seçim kararı çıktı. Şimdi buna baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nde örneğin Edirne'de 17 adayımız her gün, her ilçede, her beldede, her köyde sıkı sıkı yeni koşuşturma içinde. Partimiz canlandı, parti üyelerimiz canlandı, herkes aday adaylarına tıkladı. Ben İstanbul Hukuk Fakültesi'ni bitirdiğimden 1975 yılından sonra iki arkadaşım Metin Kıray ve Necat Gençal'la birlikte Edirne'ye geldik. Onlar benden 2 yaş büyükler. Edirne'de uzun süre kaldılar ve partiye üye olma kararı aldık. Onlar önce oldular. Metin Altay bir gençlik kolları başkanlığı yaptıktan sonra ben gençlik kolları başkanlığını devraldım. Ve bütün ilçelerde gençlik kolları başkanlığı düzenledim. İlk seçilmiş il başkanı oldum. Uzunköprü'de o zaman Ahmet Karamalı da benim yönetim kurulu yendi. Bu çerçevede 77 il gençlik kollarından başlayan faaliyetim Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Başkanlığı'na kadar 2013 yılına kadar ve sonra ortasına kadar devam etti. Öyle bir çerçevede partide hizmetim unutulmaz. Benim niteliklerim halkın ilerici birliğine inanan bir yapıda olmam nedeniyle 12 Eylül darbesinde büyük darbe gören arkadaşlarımıza biz de bunların içindeydik. Sıkı yönetime ve faşist diktatörler karşı kavga verdik. Sıkı yönetim mahkemelerinde tüm davaların büyük bir çoğunluğunu üstlendik ve ortaklarımla birlikte bu kavgamızı devam ettirdik. Ben 75 yılından beri KÖKOM'un, KÖKOM Edirne Birliği'nin çalışan üyesiyim. KÖKOM Edirne Birliği bizim göz bebeğimiz, gelip kooperatifler böyle. Köylü, üretici köylünün hakkının korunması, genişletilmesi yolunda bugüne kadar uğraş verdik ve uğraş vermeye de devam ediyoruz. Arkadaşlarım, önümüzde büyük bir seçim var. Bu seçim gerçekten büyük çünkü Cumhuriyet kazanımlarının geri gittiği yapılanmayı geri götüren bir yapıdan bir partiye karşı savaş veriyoruz. Bunu nasıl aşarız? Aşarız. Çünkü biz birinci MHP hükümetleri, ikinci MHP hükümetleri, faşist diktatörlük ve her şeye karşı hala biz ayaktayız, onlar değil. Bunlar da gidecek. Bunların gidişine şöyle bakıyorum ben. Özal Cumhurbaşkanı olduktan sonra 2 sene içinde Anavatan Partisi elini gitti. Demirel Cumhurbaşkanı olduktan sonra 3 sene içinde kurulan Tansu Çiller hükümeti de elini gitti. Bunu AKP Genel Başkanlığından Cumhurbaşkanlığı atlayan Tayyip Erdoğan gördüğü için ilk önce örgütünü sıkı sıkı kavramak istedi. Ama artık örgütünü elinde tutamıyor. Neden? Birincisi ayrı bir başbakan var kendisinden. Bazı şeyleri kafasına ilk geçiyor ama genelde dinlenmiyor. İkincisi bir müsteşarı özgür bir davranışta bulundu. Ondan sonra geri dönmek zorunda kaldı.
Üçüncüsü 78 tane milletvekili üçüncü kez aday olamayacakları için İlçiban Başı. Dördüncüsü eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül partide sessiz sessiz elinden gelen yapılar. Yani şu anda gözüken o ki gözüken içinde AK Parti'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en az 6 tane handikapı var ve bunlar da hızla artacak, seçime doğru daha büyük engeller çıkacak diye düşünüyorum ben. Ve Cumhuriyet Halk Partisi eğer 7 Haziran'da Kılıçdaroğlu olduğunu tüm Anadolu'ya yaydığı takdirde birinci parti olmamız işten bile değil, iktidarı yakalamamız işten bile değil. Edirne özeline baktığımızda da 135.000 olan oyumuz 127.500'e düştü son ilk genellik seçimlerinde. AKP'nin oyu 80.000 civarında, MHP'nin oyu 37.500 civarında. Şimdi MHP AKP'ye saldıracak. AKP'nin oyları aşağıya inme ihtimali var. Biz nokta çalışması yaparsak, oyları sandığa taşırsak ve oyları sandığa taşıdıktan sonra da sonucu alırsak Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunu 25.000 arttırmasına ihtimal vardır. Bunun için de nokta çalışması yapmak, seçmeni sandığa taşımak gerekir. Çünkü biz seçmeni sandığa taşımayı 15 seneden beri bıraktık. Seçmeni kesinlikle sandığa taşımalıyız. Bizim oylar sandığa girmeli. Başkasının oyları bizi ilgilendirmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilecek oyların sandığa girmesi kesinlikle önemlidir diyorum ben. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kadar izlettikten sonra milletvekili aday adayı oldum. Bu adaylığım halkıma, kooperatiflere, sendikalara ve ilerici devrimci insanlara hizmet içindir. Bu nedenle desteğinizi bekliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Thank you.